Trump, Cumhuriyetçi Parti kurultayının son gününde başkan adaylığını resmi olarak kabul etti. I am running to be... Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum. Sadece Amerika'nın yarısı için değil. Trump, suikast girişimi sırasında neler yaşadığını da ilk kez anlattı. Sesi ve tonu hemen değişti. Yaşadıklarım fazlasıyla acı vericiydi dedi. When I heard a loud whizzing sound, yüksek bir vızıltı sesi duyduğumda ve bir şeyin beni sağ kulağımdan vurduğunu hissettiğimde kendime bu neydi? Bu sadece bir mermi olabilir dedim. Sağ elimi kulağıma götürdüm. Elim kanla kaplanmıştı. Her yerde kan vardı. Saldırı altında olduğumuzu hemen anladım. Oldukça cesur gizli servis ajanları sahneye koşarken kurşunlar gelmeye devam ediyordu. Trump, keskin nişancıların müdahalesi olmasaydı çoktan hayatını kaybetmiş olacağını anlattı. Saldırı sırasında hayatını kaybeden itfaiye erini unutmadı. Sahneye getirilen üniformasını öptü. Trump, ikonik hale gelen yumruk pozunun perde arkasını da anlattı. Şu an buradaysam bu yüce tanrının sayesinde. Sıktığım yumruğumu havaya kaldırdım ve bu sayede kalabalık iyi olduğumu anladı. Çünkü öldüğümü sanmışlardı. Onlara iyi olduğumu göstermek istedim. Ve kalabalık daha önce hiç duymadığım bir şekilde ülkemiz için gururla kükredi. Bugüne kadarki en uzun kongre hitabını yapan Trump, söz verdiği gibi birlik vurgusunu öne çıkardı. Ya birlikte yükseliriz ya da bölünürüz dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın adını anmaktan kaçınsa da eleştirmekten geri durmadı. Biden, bu ismi bir daha kullanmayacağım. Sadece bir kereline söylüyorum. Onun ülkemize verdiği zarar akla hayale sığmaz. Biden ülkeye ABD tarihinin en kötü 10 başkanından daha fazla zarar verdi. Trump'ın gündeminde dış politika, ekonomi ve göç vardı. Beyaz Saray'a dönmesi halinde ABD tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağının sinyalini verdi. Enflasyonu sona erdirmeyi, faiz oranlarını ve enerji maliyetini düşürmeyi vaat etti. Sondaj yapacağız bebeğim, sondaj. Konuşması bitince Trump'a eşi Melania Trump da eşlik etti. Daha sonra tüm Trump ailesi bir araya gelerek izleyicileri selamladı. Evet, Donald Trump'ın beklenen konuşmasının satır başlarını böylece tekrar ekrana getirmiş olduk. Sayın Abdullah Ağar ve Sayın Tarık Oğuzlu'yla da gündemi yine değerlendirmeye devam ediyoruz. Abdullah Bey, isterseniz sizle devam edelim. Yani 3. Dünya Savaşı ile ilgili düşüncelerini zaten Trump'ın az önce aktarmıştık. Fakat savaşla ilgili başka açıklamaları da var. Ben olsam Ukrayna Savaşı olmazdı diyor. Daha önce de 24 saatte bu savaşı bitirebileceğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamalarını genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ben olsaydım olmazdı. Ama Gazze Savaşı'nın tohumlarını Trump attı. Şimdi tabii siyasetçiler meseleyi ele alırlarken temelde kendi menfaatleri ve kendi bakış açıları, kendi paradigmalar çerçevesinde ele alırlar ama biz objektif düşünmek zorundayız. Şu bir gerçek. Trump içe kapanır. Ulusalcı. Dünyada üretilen nitelikli malların %25'i sadece tek başımıza Amerika olarak biz üretiyoruz. Bu bize yeter. Neden milyonlarca dolar para harcıyoruz? Küresel ölçekte ve bunun getirisi bunun çok daha azı. Gibi temel bir yaklaşım var. Buna karşı da Biden dış müdahaleci. Bu açıdan bakıldığı zaman küresel müdahaleci. Hangisi doğru? Bana sorarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yaptığı doğru. Zaten Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin derin devletleri, müessesesine ters düşmesi temel sebebi de bu. Şimdi bu konu suikastla ilişkili mi? Bunu bilemem. Yani komploculuk yapmayacağım ama bir gerçek var. Trump orada ölseydi Trump'tan kurtulmuş olacaklardı sana. Evet. Ölmedi ama başka bir şey oldu orada. Bence Trump'ın ölüme yapmak zorunda kaldığı güçlü empati Trump'ı çok etkiledi. Hani konuşmasının kimyasında da açıkçası bunu seziyorsunuz, görüyorsunuz. Yani ben sadece işte kendime oy verenlerin değil, bütün Amerika'nın başkanı olacağım cümlesi, evet belki toplumsal bir gönderme gibi gözüküyor ama Amerikan müesses nizamına yönelik bir gönderme olma ihtimali son derece güçlü. Çünkü ben her zaman şunu savuna geldim. Yani Trump'ın
iktidara gelmesi ve iktidarda kalması Amerikan müesses nizamıyla kuracağı ilişkiye bağlı. Şimdi daha önce bir cümle kurmuştu, hatırlayın lütfen. Ben iktidara geldiğim zaman 50 bin derin devletçi işte atacağım demişti. Şimdi başına bu kaza geldi. Komplocu değil, sadece muhakeme yapıyoruz. Bir yerden tutmaya çalışıyoruz. Bu böyle bir tarafı var işin ve ben açıkçası Trump'ın müesses nizamla olan ilişkisi, yani uyumlu mu olacak, karşıtlaşacak mı? Karşıtlaşırsa bu işten kim galip gelecek? Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, küresel ölçekte hepimizi etkileyecek. Şimdi 3. Dünya Savaşı normalde Tarık Hocam'ın dediği gibi düşünüyorum. Çıkmaması gerek. Çünkü ama bu kadar basit değil. Şimdi savaş temelde ne için çıkıyor? Küresel ölçekte veya işte ana büyük ölçekte, bölgesel ölçekte alanlar yüzünden çıkıyor. Kaynaklar yüzünden çıkıyor. Koridorlar yüzünden çıkıyor. Yani enerji ve ticaret koridorları üzerine çıkıyor ve pazarlar üzerinden çıkıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir imparatorluk kurmuş zaten. Buna da kural temelli dünya düzeni demiş. Doların hakimiyetini esas alan, petrodolar anlaşmalarıyla tahkim edilmiş bir dolarizasyon üzerine kurulmuş bir hakimiyet var. Şimdi bu hakimiyeti Avrasya ekseni zorluyor. Şimdi ben bir soru soracağım. Amerika Birleşik Devletleri göz göre göre küresel imparatorluk koltuğunu terk eder mi? Terk etmeyecek mi? Mücadele edecek. Bu mücadeleyi yapacak. Şimdi öteki de mücadeleden vazgeçmezse, boyun eğmezse, yani Amerikan düzenine boyun eğmezse burada bir kavga çıkacak. Bu kavga çıktı mı? Çıktı. Nerede çıktı? Ukrayna'da çıktı. Gazze Savaşı'nın arkasındaki İran üzerinden bunun arkasında Rusya ve Çin de var diye ilişkilendirmeler söz konusu. Hatta işte Hamas'ın tünelleri Çin mühendisleri yaptırdığı yiyecek kadar işte Newsweek'te, Tayvan basında çıkan haberler var. Şimdi cümlemiz şu. Ukrayna Savaşı'ndaki temel niyet ve maksat bir fare ısığı stratejisiyle burnunu üfleye üfleye Rusya'yı boyun eğdirmek veya istediği kıvama getirmek. Bunu başaramadı. Şimdi başaramayınca bu sefer çok güçlü bir hamle yaptı. Yani Atamslar, Himarslar, Storm Shadow'lar ve Scalp'ları verdi. Şimdi F-16'lar ve Patriot'lar gidiyor. Diğer işte Sampler'lerle, İristeyler'lerle beraber. Şimdi Rusya buna neyle cevap verecek? Vermiş olduğu bu cevabı Amerika Birleşik Devletleri de cevap verecek. Rusların şu cümlesini hiç unutmayalım lütfen sana. Bakın çıkmaması gerekir diyorum ama o kadar büyük bir gerginlik var ki aslında. Rusya'nın topraklarını Rusya'da vurmak, Rusya'nın kırmızı çizgiken şimdi o çizgiyi aştılar bu fare ısırığı stratejisiyle. Ama bunu ne kadar kontrol edebilirler? Rusya ne kurduğu cümle neydi? Rusya'ya ihtiyaç duymayan bir dünyaya Rusya neden ihtiyaç duysun ki? Bu yaban atılır bir cümle değil. Yani yarın pat diye sıkışan, çökme emareleri gösteren bir Rusya, çökmesine sebebiyet veren bir düğüm noktasına bunu patlatabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri patlatmıştı çeşitli sahiplerle. O da patlatırsa buna Atlantik'in tepkisi ne o? Bu açılardan bakıldığı zaman ben küresel ölçekte büyük bir gerginlik gözlemledim. Çünkü gerginlik temelinde ne var? Menfaatler var. Ve bir gerçeğin altını daha çizelim ve burada bitirelim. Hani çok da karartıcı olmayalım. Korkutan, kaygılandıran şey şu. 2000'li yıllardan beri korkunç bir dogmatik yaklaşım var siyaset ve stratejilerde. Yani dogmatik yaklaşımdan kastım şu. Amerika'daki neokonlar, evangelistler veya Armagedoncular. İsrail'deki işte Megiddo dağcılar, Arz-ı Nebutçular veya Kırmızı Boğacılar. İran'daki Mehdiciler ve bir anda parlayıp korkunç bir etki üreten Irak'ı ve Suriye'yi işgal eden ve şu an 22 ülkeye yayılmış olan Sünni eksendeki teolojik yaklaşımları ismar eden
Merhem-i Kübra'cı IŞİD. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman bir dogmatik, yani teopolitik bir yaklaşım var. Üçüncü bin yılda kıyamet kopacak. Yani hatta şurada unutmadan söyleyeyim. FETÖ'de milenyumcuydu biliyorsunuz. Milenyum neydi? Ben hemen milenyum çay ocağı kızı öğrenci yolda falan açıkladığı zaman dedim ki ya nedir bu milenyum, bir bakayım falan. Bir şey bu. Teolojik bir şey. Yabancı kaynaklı bir şey. FETÖ kullanıyordu biliyorsunuz. FETÖ milenyumcu bir örgüttü. Yani kıyametçi bir şirk yapılanmasıdır FETÖ. Ne diyordu? Üçüncü bin yılda kıyamet kopacak. Kıyamet kopmadan evvel biz Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara geri döneceğiz. Hemen Tanrı'nın vaat ettiği topraklara baktılar. Bizim buralar. Sara. Yani iş hani bir doğmaya, bir hani batıl inanışa kalınca tabii işin böyle de bir korkucu tarafı var. Ama şöyle de bir boyutu var. Yıkım o kadar korkunç olur ki ülkeler buna cesaret edebilirler mi? Bunu bilmiyorum. Ancak bu dogmatikler cesaret edebilir. Ama sağduyusu olan, jeopolitik aklı olan, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri hesap eden hiçbir akıl 3. Dünya Savaşı'nı başlatacak hamle yapmaz. Ama yapmak zorunda kalabilir Rusya. Bunu özellikle vurguluyorum. Atlantik eksenindeki bu dogmatik akıllı olanlar da bu işi zorlayabilirler. Çünkü bununla ilgili bir denklem ne yazık ki gelişmiş durumda, ama sağduyusu olan, aklı selimi olan hiçbir siyasi karar verici küresel ölçekte 3. Dünya Savaşı çıkmasına izin vermez. Vermemesi gerekir ama hesaplaşma devam eder mi? Vekaletler savaşı üzerine, hatta vekil devletler üzerine. Önceden hani devlet dışı aktörler, terör örgütleri filandı. Şimdi devletler üzerinden vekaletler savaşın evrildiğini görüyoruz. Bu bence tehlikeli bir evre. Çünkü asillerin devreye girmesine ramak aldı. Zaten bir asil, yani daha doğrusu bir küresel Rusya devreye girdi. Hani Amerika girmedi, Avrupa Birliği girmedi, Rusya girmedi. Ama bir asil, yani küresel ölçekte bir güç olan Rusya bu işin içerisine girdi. Bu anlamda da bir başka gerilim noktası. Onu da söylemek zorundayım. Evet. Peki.